fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizde sizin hatırınız 1925'ten beri var. AK Parti'miz 27 Ağustos 2014 Çarşamba günü Ankara'da 1. Olağanüstü Büyük Kongresini gerçekleştirecektir. AK Parti İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının karşısına çıkan Başkan Mahmut Poyraz'da açıklamalarına kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'nin durmadan çalışanların partisi olduğunu belirterek başladı. Bu yüzden her girdiği seçimden daha fazla güven duyulan bir parti olarak çıktıklarını ifade eden Başkan Poyraz'ı yapılamaz denen bütün projeleri başlatıp bitirdiklerini anlattı. Biz milletin bize verdiği güç ile her bir soruna el attık. Bugüne dek başkalarının yapılamaz dediği birçok büyük icraatı gerçekleştirdik. Hayalleri gerçek yaptık. Ülkemizin de çehresini değiştirdik. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda yeni bir kalkınma hamlesi başlattık. Üretim arttı, ihracatta rekorlar kırıldı. Yıllardır bitirilemeyen projeleri bitirdik. Yine yapılamaz denilen projeleri başlatıp bitirdik. Ekonomimiz büyüdü. Türkiye ilklerle tanıştı. Her alanda milletimizin refahını artırdık ve yükselttik. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yeni Türkiye'nin kapılarının açıldığına işaret eden Poyrazlı, 27 Ağustos'taki kongreyle yeni Türkiye yolunda yeni bir aşamanın başlayacağını belirtti. 27 Ağustos'ta yapacağımız 1. Olağanüstü Büyük Kongremiz ile yeni Türkiye yolunda yeni bir aşamada inşallah başlayacaktır. Türkiye bu yeni dönemde daha yüksek irtifalara daha büyük bir hızla yükselecektir. Türkiye güçlü, demokratik, müreffeh ve saygın bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde ve Genel Başkan adayımız, mevcut Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yönetiminde bu kutlu ve büyük yürüyüş yeni aşamalara, yeni ufuklara ulaşmaya devam edecektir. Mahmut Poyraz'lı basın toplantısında gazetecilerin sorularını da cevaplandırarak paralel yapı konusunda hukuk çerçevesinde mücadelenin devam edeceğini söyledi. Malum yapı dediğimiz o yapıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Yani hukukun içinde eğer böyle bir yapılanma varsa Türkiye'de ve bunun böyle bir yapılanmanın olduğu da çok bariz bir şekilde çeşitli belgelerle, delillerle ortaya çıkıyor. Bunlarla ilgili hukukun içinde mücadele devam edecek. Yani burada böyle bir yapılanmayla ilgili mücadele sadece devletin belli kademesindeki insanlara düşen bir mücadele değildir. Burada herkesin kendi üzerine düşen vazifeyi yapması gerekir. Bir soru üzerine geçmiş dönemle ilgili çöp ihalelerine de değinen Mahmut Poyrazlı, Balıkesir'in zararının ortada olduğunu ifade etti. O şekilde devam etseydi Balıkesir'in cebinden, Balıkesirlilerin cebinden 51 trilyon lira, yani eski ifadeyle, yeni ifadeyle 51 milyon TL fazla para çıkmış olacaktı. Yani bunun belgesi diyorsunuz, işte yapılan ihaleler ortada.